Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine güzel bir tarifle geldim. Kolay, pratik ve de lezzetli ve zahmetsizce yapabileceğiniz güzel bir kete tarifiyle geldim. Bu arada siz de kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Ve ayrıntıları kaçırmamak için lütfen videoyu sonuna kadar atlamadan izlerseniz sevinirim. Ve hiç bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Bir su bardağı ılık suyumu kabıma aktardım ve bir bardak ılık sütü kabıma aktardım. Üzerine bir paket maya ekledim. Bir yemek kaşığı şekeri de ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra aynı bardak ölçüsüyle yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve iki yumurtanın akını ekliyorum. Bunu eklemek zorunda değilsiniz. Yumurtanın sarısını üzerine süreceğim. Akı da ziyan olmasın diye içine ekliyorum. Normalde yumurta eklenmese de olur ketenin içine. Ben israf olmasın diye ketenin içine iki yumurtanın akını ekledim. Ve tekrar karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum. Toplamda 1 kilo un aldı ama siz azar azar ilave edin. Göz kararı yumuşak kulak memesi bir kıvamında bir hamur elde edin. Spatulayı çıkardıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Güzel bir hamur yapmamız gerekiyor. Yani yumuşak, ele yapışmayan ve en azından 2-3 dakika boyunca yoğurmanız gereken bir hamur olmalı. Hamurumu kasede iyice topladıktan sonra hemen masama aldım ve orada da yoğurmaya devam ediyorum. 1 dakika boyunca masamda bu şekilde yoğurdum. Ve artık hamurumu toparlıyorum. Bu şekilde olacak. Ele yapışmayan güzel bir hamur olacak. İçinde sıvı yağ olduğu için ele yapışmıyor arkadaşlar. Ne kadar yoğurursanız yoğurun kesinlikle ele yapışmaz ve kulak memesi kıvamında yumuşak güzel bir hamur olmalı. Üzerine poşet geçirip ve bir bezle örtüp hemen kenara bırakıyorum. Bu arada iç harcını hazırlıyorum. Tavamı ocağa aldım. 4 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Margarin de kullanabilirsiniz. Ve 1,5 su bardağı un ekledim. İyice karıştırıyorum tereyağı eriyene kadar. İsterseniz susuz yağ da kullanabilirsiniz. Yani pastanelerde bulunan susuz yağdan da kullanabilirsiniz. Ve unumu iyice karıştırıyorum. Görüntüsü bu şekilde. Çok fazla yağ olmadığı için böyle pürüzsüz bir kıvam olmuyor. Böyle topak topak olacak. Ya un kokusu çıkınca ocağı kapatıyoruz. Böyle hafif unumuzun rengi değişmesi lazım. Yani açık kahverengi bir renk olana kadar kavurduk ve başka bir tabağa aktardım soğumasına. Bekliyorum. Bu arada hamurum da iyice dinlenmiş oldu. Tam yarım saat dinlenmiş oldu. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Hafif parmaklarımı unlayarak hamurumu kaseden çıkarıyorum. Ve yuvarlıyorum. Yuvarladıkça hamur daha da pürüzsüz ve güzelleşiyor. Uzun bir rulo yaptıktan sonra hamurumu önce 2 eşit parçaya sonra 4 eşit parçaya bölüyorum. Bu arada istediğiniz büyüklükte veya küçüklükte yapabilirsiniz. Ben hamuru toplam 8 parçaya böldüm. Şimdi beze haline getiriyorum hamurlarımı. Bu şekilde beze yaptıktan sonra bir küçük tepsiye un serptim ve bezelerimi unun üzerine koyuyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi hamurlarım yumuşacık ve ele yapışmayan güzel bir hamur. Kolaylıkla beze yapılıyor. Toplamda 8 eşit beze yaptım. Üzerine poşet geçirdim ve ilk bezemle başlıyorum.
Masama biraz un serptim ve bezemi koydum. Bezemin üzerine de biraz un serptikten sonra çeviriyorum. Başka un serpmiyorum. İlk başta o serptiğim un yeterli geliyor. Çok büyük yapmayacağız. 30 santimlik bir yufka açacağım. Çok kolay açılıyor. Görüntüde gördüğünüz gibi oklavayı sürdüğümde kendiliğinden süzülüyor, açılıyor. İsterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Bu şekilde 30 santimlik olması yeterli. Çok fazla büyük olmasına gerek yok. Açtım yufkanın üzerine hemen sıvı yağ fırça yardımıyla sürüyorum. Ve hazırladığımız un karışımından döküyorum. Unumuzun soğuk olması lazım. Eğer sıcaksa hamuru eritebilir. O yüzden mutlaka soğuk olması gerekiyor. Yeterli miktarda unu serptikten sonra, kavurduğumuz undan serptikten sonra ortadan tam orta kısmına gelecek kadar kestim ve oradan yuvarlayarak çeviriyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi olacak. Dediğim gibi çok kolay ve pratik oluyor. Bu şekilde yaptığımızda kat kat oluyor. Çok güzel oluyor. Yani büyük büyük yufkalar açmak isterseniz tabii açabilirsiniz. Bu hani daha kolay ve pratik olduğu için gösteriyorum. İyice yuvarladıktan sonra görüntüde gördüğünüz gibi hemen bu şekilde katlıyorum ve elimle biraz çeviriyorum tekerlek gibi ve kenara koyuyorum. Üzerine poşetle örtüyorum. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Masama un serptim ve hamurumun üzerine de un serptikten sonra hemen açmaya başladım. Gerçekten çok zahmetsizce, çok kolay oluyor. Hamur da yumuşak olunca güzel açılıyor. Yani ilk defa yufka açan biri bile bunu yapabilir. Hemen görüntüde gördüğünüz gibi bir aparat sayesinde ortadan başladım, dışa doğru kestim. Yani hamurun yarısını kestim. Çevirebilmek için bu işlemi yapıyoruz ve rulo haline getiriyorum. Bütün hamurlarımın üzerine sıvı yağ sürdüm. Daha sonra kavurduğumuz unu serptim. Eşit bir parçalara böldüm hepsini ve hepsini bu şekilde sarıyorum. Siz de isterseniz önce yufkalarınızı açın, sonra benim gibi böyle hepsini bir kere de yapın. Uç kısımlarını kapatıyorum ve bir tarafı masanın üzerine koyup diğer taraftan bastırıyorum. Tekerlek şekline getiriyorum. Kıvamı bu şekilde olacak ve bütün hepsini bu şekilde yaptıktan sonra ilk başta başladığımız, yani ilk yaptığım bezeden tekrar açmaya başlıyorum. İlk yaptığımız daha çok mayalanmış olduğu için ilk önce ondan başlıyorum. Bu aşamada oklava veya merdane kullanmanıza gerek yok. Elinizle bu şekilde bastırarak rahatlıkla açabilirsiniz. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde veya bir yemek tabağı büyüklüğünde açabilirsiniz. Çok ince olmasını istiyorsanız biraz daha büyütebilirsiniz. Ve ilk ketemi açtım. Bu şekilde incecik açtıktan sonra yağlı kağıt koydum, tepsime koydum ve ikincisini de hemen gösteriyorum ve fırına veriyorum. Ellerimizde hafif hareketlerle bastırarak ketemizi açıyoruz. Ve buraya kadar geldiyseniz eğer kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Hemen ikinci ketemi de açtıktan sonra hepsini tepsime dizdim. Tepsime 3 adet koydum. 3 adet çok birbirine yapıştırmak istemedim. Hemen çatal yardımıyla delikleri açtım üzerine. Çünkü kete çok fazla şişmemeli. Mayalı olduğu için çatalla deldiğimiz halde yine şişiyor.
O yüzden mutlaka bu işlemi yapın. Çok fazla böyle kabarıp üstü böyle balon gibi olup yanmaması için mutlaka çatalla böyle delikleri açın. Ve kenara ayırdım yumurta sarısını da hepsinin üzerine sürüyorum. 180 derecelik fırına veriyorum. Alt üst pişene kadar çıkarıyorum. Bu şekilde bütün ketelerimi pişirdim. Şu an çok sıcak, çok elleyemiyorum ama göstermek istiyorum altını, üstünü, kıvamını. Çatalla deldiğim halde yine biraz kabardılar. Hemen bir tanesini göstermek istiyorum. Bakın kenarlardan bastırdım mı çıtır çıtır böyle hafif dağılmalar oluyorsa o keteniz çok güzel olmuş demektir. Bıçak yardımıyla keseyim çok fazla dağılmaması için. Hemen iç kısmını da göstereyim. Bakın kat kat oldu. Çok lezzetli ve çok da güzel oldu. Fazla olanları da ben dondurucuya atacağım. Şöyle elimle de koparıyorum. Dayanamadım. Hemen göstermek istiyorum kıvamını, katını ve nasıl tel tel ayrıldığını göstermek istiyorum sizlere. Mutlaka deneyin çok güzel oluyor. Ramazan'a hazırlık atın dondurucuya bol bol istediğiniz kadar çıkarıp afiyetle yiyin. Şimdi geriye kalan soğumuş olan ketelerimi hemen poşetlere koyuyorum. Bir poşete iki tane koyuyorum. Ağzını sıkıca kapatıyorum. Diğer poşete de birer tane koyuyorum ki çok fazla hani çıkarmayalım ziyan olmasın diye. Kalabalık aileyseniz ikişer tane koyabilirsiniz. Sahurda çayın yanında çok güzel oluyor. Hemen bu şekilde diğerlerini de poşetledim. Benim kızım bir taraftan yemeye başladı, dayanamadı. Çok güzel, çok lezzetli oldu gerçekten. Şimdi bu üç poşeti dondurucuya koyacağım. Bunu da bu şekilde keseceğim. Dilimleyip kahvaltıda afiyetle yiyeceğiz. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler şifalar olsun inşallah.